Nedir cevabın? Arabaya bin, arabada konuşalım hadi. Aslan, evlilik teklifinin nesini konuşacağız ya? Evet diyeceksin, bitecek gidecek. Sakin ol önce. Arabaya bin, arabada konuşalım. Kardeşim, sen değil miydin benimle evlenmek isteyen? Tamam, biner misin arabaya? Arkadaşım, bırakın şu romantizmi hadi ya. Tamam, kapat, içeri gir. İçeri gir. Gir. İçeri gir. Biner misin arabaya? Cevabını verir misin? Lan, in arabadan aşağı. Belgeseli izliyor sanki. Gel buraya çabuk. Al Devin ablanın arabasının anahtarını, götür evine koy. Tamam abi. Hadi. Tamam abi. Arabanın anahtarını ver. Cevabını ver. Anahtarı ver. Cevabını ver. Arabanın anahtarını verir misin Devin? Mutsuzsunuz oğlum, mutsuz. Bırakın başkaları mutlu olsun bari. Sakin miyiz? Sakiniz. Ne diyorsun sen şimdi? Devin, babana karşı kazanacağın kırık bir zafer için benle evlenmek istiyorsun. Bunun farkında mısın sen? Analiz gibi analiz vallahi. Yarın gel başla. Ciddi miydin? Gerçekten evlenmek istiyor musun? Ben sana bu soruları sordum mu Aslan? Sormadım. Değil mi? Sen masada söylediklerinde ciddi miydin? Dibine kadar. O zaman ben de teklifimde ciddiyim. Bir tane kağıda iki tane imza atacağız. Bu kadar. Ama uzattın ya. Bu kadar basit bir şey değil bu. Ya senle biz manyak olabiliriz. Eyvallah. Ama yani bu saatten sonra aptal olmanın da bir manası yok. Bak hele. Ya sen bana bak. Sen bana ne zaman böyle bakarsan, böyle gözümün içine, yürekten, sorgusuz, sualsiz, kızmadan, öfkelenmeden, böyle kalbinin ta en derinlerinden desen ya. Aslan. Gel evlenelim. İşte biz o zaman tamamız. Ama her şeyin bir rafı emri var. Daha fazla beklemem. Allah Allah. Dayanabilecek misin bir kere? Dayanamazsın ki. Bana ben karar veririm. Hissetti ya, inanılmaz. Dur. Ne diyordum ben sana? Öyle afra tafra yapıyordun. Şeref ömrü falan planmış. Oh. Kusura bakma. Hayırdır inşallah ya. Efendim Ceylan. Ne oldu kızım? Anlamadım. Ciddi misin? Ne demek kayboldu kızım? Anahtar mı lan bu? Yok abi işte, odası boş, evin içinde yok, dışında yok. Ya kapat telefonu, sizin yapacağınız işi. Kapat telefonu. Ne olmuş? Babaannem kaybolmuş, ben seni Eko'ya bırakayım olur mu? Yok canım, olur mu öyle şey, bas git. Belki benim de bir yardımım dokunur. Yemin ederim banyosunu hazırlıyordum ben Hülya Hanım. Sonra geldim baktım, bulamıyorum şimdi, hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun? Nasıl bulamıyorsun ya kadını? Yorulur zaten o, panik yapmayın ya. Siz ağıra baktınız mı? Ha Murat, kimse bir şey görmemiş mi? Hülya Hanım, bütün kayıtlara baktık. Üç çıkışta da hareketlilik yok. Bakmadım mı sadece arazi kaldı. Yemin ederim Hülya Hanım, ben banyosunu hazırlıyordum. Ya tamam, sen de aynı şeyleri tekrarlayıp durma. Kesin, yeter, yeter. Abin nerede? Geliyor anne. İyi. Hadi giyinin, araziye çıkıyoruz.
Sen de eşyalarını topla, 2 dakika içinde evimden defol. Hadi. Kızım, hadi. Baba anne! Seher anne! Merhum nereden çıktı şimdi ya? Ne bileyim, anne yardım etmeye gelmişti kız. Ulan ne işe yarıyorsun lan sen? He? Aslan. Sen bostan korkulur musun sen? Aslan, hiç sırası değil. Sen bak bak, babaannemi ben sağlam bulayım. Ondan sonra seninle konuşacağım ben. Sen bekle. Onun ne işi var burada? Ya ne bileyim oğlum, bakıcı yetiştirdi herhalde giderken. Bir kadına sahip çıkamadınız Sağol ya. Bir kadına sahip çıkamadınız. Ya İbo, Allah aşkına yeri değil yani. Hadi araziye dağılın. Ya şuna. Seher Hanım. Aç kapıyı, bezirgan başı, bezirgan başı, kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin. Arkamdaki yar... Seher Hanım. Seher Hanım, ben geldim. Anne. Babaanne. Babaanne. Anne. Anne. Sen mi geldin? Kızım. Kızım. Güzel kızım benim. Anne. Evet, ben geldim. Anne. Bak, yavru koşun lan Soğuç'u. Ay ay ay, dur dur dur. Dur 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 dur. Dur dur. Dur. Ah, çiçek mi topladın sen bana güzel kızım? Hem de en sevdiğim çiçekler. Evet anne. Ver onları bana kızım. Ver bana kızım onları. Gel bana. Tut elimi kızım. Ver onları bana. Gel. Gel kızım. Baba anne. Ver. Anne. 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 Anne gelmesin o. Kızım. Anne her yerde beni takip tamam. ediyor. Kızım bana bak. Anne. Tamam tamam, anne. Hiçbir şey yok. Anne tamam yeter an. Anne.
Gelmesin. Hiçbir şey yok. Bana bak. Gelmesin anne. Bana bak, tamam tamam güzel kızım, bana bak. Kimse gelmeyecek. Kimse gelmeyecek. Güzel kızım, bana bak. Elini ver bana. Elini ver bana. Tamam. Çok özledim seni anne. Ben de seni çok özledim güzel kızım. Anacığım, çok korkuttun bizi ya. Geçmişler olsun. Sağ ol kızım. Allah senden razı olsun. Bir daha böyle bir şey yaşanırsa bu kadar sakin kalmam Hülya, haberiniz olsun. Ne diyorsun sen be? Sana kalsa huzur evindeydi anne. Konuşturma şimdi beni. Orada hiç değilse kadını kaybetmezlerdi. Bir tane emanetiniz var aslan. Ona da ihanet etmeyin, olmaz mı? Hadi selametle git. Hadi. Cihan'ım, deli balım, sen ne ara geldin? Tövbe estağfurullah. Aslan babaanne, ben Aslan. Hadi babaanneni götür, yıka, sonra da yatır. Ben mi? Evet sen, hadi. Gel babaanneciğim. Divin, ben sana temiz kıyafet getireyim. Ay yok, hiç zahmet etmeyin. Leyla, ya, dert değil. Bırak, ben ilgilenirim Divin'le. Gel kızım, ben sana bir şeyler vereyim. Gel. Hadi gel. Yok muydu Leyla'nın kıyafeti falan? Niye ya? O kadar kötü mü olmuş? Yok yani size bir renk yakışıyor yani. Mesela kırmızı bir parça. Yok, yıkanmıyor asla. Elini yüzünü sildim, üstünü değiştirdim, yatırdım. Oha küçük Hülya. Ne yapalım, kalkalım ufak ufak ya. Zaten Devine de bugün yeteri kadar aksiyon oldu. Oğlum tamam, biraz nefes alsın kız. Bırak, geç Devin, geç. Hadi. Bu arada ailemiz adına sana çok büyük bir teşekkür borçluyuz Devin. Sağ ol. Ne demek, estağfurullah. Bir yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Ya, dokunmak ne demek? O nasıl bir soğukkanlılık öyle? Nasıl duruma ayak uydurmak? Gördünüz değil mi? Babaannenizi annesi olduğuna ikna edişi, böyle yanına çağırışı falan, elini kaldırıp beni durduruşu. Neyse, hepimize gelmiş geçmiş olsun. Zaten bu son olur. Bir daha ailemizin herhangi bir meselesine maruz kalmazsın. Niye ya? Evlenirlerse bol bol kalır işte. Yok artık. Yani dün bir, bugün iki.
Ufak ufak hadi be. Ne yapalım? Hadi. Bir dakika pardon Aslancığım. Anlayamadım. Dün bir bugün iki derken Hülya Hanım onu tam anlayamadım. Yani yeni tanıştınız ya. O manada söyledim. Böyle eskilerin çok güzel bir lafı vardır. Acelede nedamet, teennide selamet diye. Siz Ceylan'a bakmayın yani bütün Z kuşağı böyle zevzek kuşağı. Herkesi kendileri gibi ipi kırık zannediyorlar. Vallahi ipimi de kuşağımı da bilmem Hülya Hanım ama... tesadüfe bakın ki ben de daha bugün evlenme teklif etmiştim Aslan'a. Bak ya, küt diye yapıştırmış evlenme teklifini. Neye şaşırdın? O işte mi sizin tek elinizde? Ne güzel sormuş işte. Helal olsun kıza. İyi geceler herkes. Yalnız abim adam etse etse bu kız eder. Abin adam değil mi senin? Ne alaka ya? Ben o manada mı söyledim? Ay saçma salak laflar edip durma. Allah Allah, bugün de her şey bana patlıyor. Neyse, ben gideyim de abimlerin düğünü için kıyafet bakayım. Ben sana daha güzel bir şey bulacağım bakmak için. Ne? Bakıcı bulana kadar babaannene sen bakacaksın. Anne! Ya ben nasıl bakayım babaanneme? Hadi, hadi yürü içeri. Hadi yürü. Babaannen niye o kadar bozuldun? Abinle ne geçti aranızda tam olarak? Cihan mıydı adı? Abim soykanların zehiridir. Biz lazım olmadıkça görüşmeyiz, konuşmayız. Hatta konusunu dahi açmayız. Ama madem konusu açıldı bak ben sana şöyle söyleyeyim. Olur da sana bir gün ulaşırsa... ben ne bileyim... bir şekilde seni bulursa... o saniye benim haberim olsun, tamam mı? Kızdın mı bana çok? Neden? Ne bileyim öyle teklifi bir anda atıverdim ya ortalığa. Yani ama yani annem de benim düğmelerimi çok iyi buluyor. Dayanamadım. Ne yapayım? Özür dilerim. Senin de her tarafın düğme değil mi ya? Sen de güzel buluyorsun o düğmeleri. Sana kızmadım, kızamadım çünkü gecenin kahramanı sendin. Peki, kahramanlığımı kutlamak için yukarıda bir kahve içmeye ne dersin? Yağmur var şimdi, yağmur ayıp olmasın. Rahatsızlık vermeyelim, başka bir zaman olur mu? Peki. Ben kıyafetleri yarın kuru temizlemeye gönderirim. Annemin kıyafetlerini mi? Gerek yok, acelesi yok. Ha bu arada seni arkadaşlarıma tanıştırmak istiyorum. Eğer sen de istersen. Çok hoşuna gidebilecek bir programımız olabilir. Gayet tabii. Memnuniyetle. O zaman iyi geceler. Sana da.
Hamile mi bu kız? La havle ve la kuvvet ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Yani bir girmediğim bu iş mi kalmıştı? E ne o zaman? Nereden çıktı bu evlilik böyle yangından mal kaçırır gibi? Ya senin esas derdin ne? Sen bana onu söyle bakayım. Bir anda hayatına giriyor. Böyle alelade bir psikolog. Eti belli, budu belli. Anası desen işsiz, bipolar. Kız kardeşi ayrı bir kepazelik. Babaları yok başlarında. Yani hamile değilse ne? Servet avcısı değil mi? Bak hele sana bir şey söyleyeceğim. Herkesin kafası seninle aynı yerde değil ha. Bunu bilesin yani. Senin servet olarak görmüş olduğun şey devinin gözünde beş para etmez. Bunu biliyor musun? Benim onayımı almadan... Senin onayını alanları da gördük biz. Bak senin onayını alanları da gördük. O kızın hayatını mahvetmedi mi senin o kutsal onayın? Şimdi sıra bende mi? Peki oğlum. Madem evleniyorsun, yapılması gereken şey belli. Evlilik sözleşmesi hazırlatıyorum. Anne. Anne. Şimdi de planın bu mu? Hı? Sen diyorsun ki bu kız sözleşmeyi imzalamaz. Bunlar da kılçıksız ayrılırlar diye düşünüyorsun değil mi? Yap. Yap. Benim bir planım yok oğlum. Soykanlara girmenin bir bedeli var ki bunu en iyi sen biliyorsun. Sözleşme hazırlanana kadar vaktim var. Arkadaşına git bahset. Eniştem de imzaladı de. Ailemizin bir kuralıdır bu de. Eminim anlayacaktır. Geç yana. Ben kullanırım. Yana geç. Ben o kadarına giremem ama artık ha. Ya bu bile fazla benim için. Aslan zaten tepemde. Yani bir yanlışımda... Hop hop! Tamam kapatıyorum, kapatıyorum. Hayırdır damat, bana mı seslendin? Ayağıma eziyordun. Ayağın demek yanlış yerde. Aslan sen şu anda çok öfkelisin, çok sinirlisin. Yani senin şu anda trafiğe çıkman hiç uygun değil. Maazallah kaza geliyorum demez. Sen oğlum kiminle konuşuyordun fıkır fıkır telefonda? Annemle. Çok selamı var. Aleyküm selam. Saatin yeni mi saatin? Hayırlı olsun. Eyvallah. Bizim sana verdiğimiz maaş senin böyle bir saat almana yetiyor mu? Taktığım saatin de hesabını vermeyeyim istersen Aslan. O kadar da değil ya. Ne kadar? Saat ne kadar? Kaç kuruş? Bilmiyorum. Hediye. Hediye geldi. Bak dikkat et onların camları hassastır. Çabuk kırılır. Maazallah kaza geliyorum demez. Tamam. Alo. Devin, günaydın kızım. Nasılsın? Pardon, kimsiniz? Hülya Soykan. Dün o telaşenin içinde pek fazla konuşamadık. Haberi duyunca şaşırdım doğrusu. Öyle şaka yapıyorsunuz falan zannettim ama Aslan'la konuşunca rahatladım. Niyetiniz ciddiymiş. Yani tebrik etmek istedim. Bu evlilik meselesini konuşmuştuk biliyorsun. Çok sevindim. Allah tamamını erdirsin kızım. Numaramı nereden buldunuz? Numaranı Aslan'dan aldım. Öyle mi? Dedim ya işte tebrik etmek istedim. Eğer akşam işin yoksa seni yemeğe çıkarmak isterim. Böyle kadın kadına güzel bir yerde. Kermeste böyle... Birbirimizi tanıma fırsatımız pek fazla olmadı. Çok teşekkürler Hülya Hanım. Ama akşama başka bir programımız var Aslan'la maalesef. Başka bir zaman diyelim mi? Doğru, programınız bugün değil mi? Tamamen aklımdan çıkmış. Söylemişti Aslan ama. Neyse, o zaman başka bir gün yaparız. Benim işlerimin de yoğunluğu geçmiş olur. Tabii ki. Tabii ki Hülya Hanım. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun.
Ayça çok geç kalmadım değil mi? Yok Devin Hanım, Sadık Bey de az önce geldi. Murat. Sadık Bey merhabalar. Kusura bakmayın birazcık geciktim. Arzu ederseniz 10 dakika uzatabilir seansımızı. Sıkıntı yok doktor hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Buyurun başlayabiliriz. Oğlum bunun ne işin oldu? Eşyalarını alıyor taksit taksit. Başka da bir şey kalmadı. Ona ben karar veririm. Yok mu bir geçmiş olsunuz Aslan Bey? Ziyarete de gelmediniz, bekledik o kadar. Sizi çevrenizde yalnız bırakmamışlardır Ayşe. Alıyoruz haberlerini. Biz de alıyoruz haberlerinizi. Yeni sevgilin ne güzelmiş, Devin Akın. Sonunda beni dinleyip kendine bir psikolog bulmuşsun. Aferin. Yalnız iyi. Bizim bir story paylaşmamız bile yasaktı zamanında. Şimdi bakıyorum çarşaf çarşafsın. Aşktan gözün kör mü oldu? Senin makyajın nerede? Bir dahaki sefer makyajını yap, devamlılığın bozulmasın, tamam? Nereden biliyor bu Devin'i? Ati'nin partisinden bir videonuz düşmüş, onu görmüştür. Yok muydu haberim? Var, haberim var. Ben internet fenomeniyim ya İskoç. İnternette çatlak kremleri tanıtıyorum ya kendi sayfamda. O piranalar kızın üzerine üşüşmeden piyasada yayılmış ne varsa en ufak bir şeye kadar hiçbir şey bırakmayın. Hepsini toplatıyorsunuz. Tamam. Turgut abi. Tamam. Nasıl yangın? Nasıl yangın burada? Al. Al sana yangın, al. O ne lan? Aslan abi bunu duymasın. Vallahi yakar gemiler ha. Neyi duymayayım oğlum? Yok abi böyle. Ver bakayım onu bana. Ver oğlum. Atilla Özyılmaz, ünlü kabadayı Yusuf Soykan'ın belgeselini yapmak üzere İbrahim Soykan'la anlaştıklarını duyurdu. Ne yapıyorsun şimdi doktor hanım? Böyle yatmalı uzanmalı şekil mi? Nasıl? Yalnız önden bilgilendirmem gerekiyor. Ben doktor değilim. Biz tıp eğitimi almıyoruz. Allah Allah. Ne yani, siz de insanların ruhlarını iyileştirmiyor musunuz? Öyle de denilebilir. Doktorsun işte. Sadık Hidayet okumayı seviyorsunuz ha? Yaralar vardır hayatta. Dar. Ruhu bir cüzdan gibi. Yavaş yavaş. Ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar. Ya işte bu yüzden sana geliyorlar. Bu yaralar yüzünden. Değil mi? Cihan Soykan. Değil mi? Vay be. Kalıbımız buraya gelmeden adımız, namımız gelmiş demek ki. Eyvallah, eyvallah. Doğrudur. Cihan. Soykan. Gizliye biraz önem veririz, biliyorsundur.
Şimdilik Sadık Hidayet iyi. Beni nasıl buldunuz? Güzel. Ben bir kebapçı işletiyorum. Dün uzun zamandır görmediğim bir tanıdık geldi de alnını biraz hasbihal ettik. Ne halt ediyorsan et. Ama Aslan'dan uzak duracaksın. Aysel'le birlikte misin, kimle ne bilmiyorum. Aslan'ın da umurunda olmaz zaten. Şu an çok mutlu. Hayatında devin var. İnşallah yakında evlenecekler. Kafamı açtı. Ondan ötürü. Bir kez daha sorayım isterseniz Cihan Bey. Neden buradasınız? Ben sebebi ziyaretinizi anlayamadım pek çünkü. Ziyarete değil, seansa geldim. Sen psikolog değil misin? Evet. E tamam, benim de psikolojim bozuk. Kardeşinizle görüştüğümü biliyorsunuz değil mi? Ha, söylediler. Ne diyeyim şimdi? Allah tamamını erdirsin. Ne? O zaman birlikte olduğum birinin ailesinden biriyle seans yapmamın etik olmadığını da biliyorsunuzdur mutlaka. Ailesinden mi dedin sen? Yani aileden. Sana bir şey söyleyeyim mi doktor? Bu yaşlı dünyada beni o aileden sayan tek kişi sensin. Allah razı olsun. Evet, madem bu konulara girdik, ben bir girizgah yapayım istersen. Bak sana şöyle anlatayım. Sintine nedir bilir misin sen? Sintine. Nasıl anlatayım? Böyle gemilerde olur, teknelerde böyle dibinde. Çukurluk gibi bir şey. O geminin böyle işte zifti, katrını, yağ, bir sürü falan oraya dolar, tamam mı? Sonra bir gün rahatsız olursun bundan. Açılırsın, çıkarsın açık denize. Basarsın düğmeye. Dırırır. Sintineyi boşaltırsın. Kurtulursun her şeyden. Tertemiz. Soykan ailesini bir gemi gibi düşün mesela. O geminin sintinesi benim işte. Anladın mı? Yetmiş yaşında adam bu saatten sonra ünlü olup bizi harcayacak. Israrla gizlilik diye tutturmama rağmen bir aşmadıkları kaldı. Abi bak, fena alacaksın gene, kurban olayım. Bir masaj falan bir şey yapayım da. Bizi paralayarak olmayan itibarını da macunlamaya çalışıyor. Güzel. Güzel. Ama sümen altında bir tane iş kalmayınca bakalım ne yapacaksın o zaman? İşte seni o zaman göreceğim ben. O zaman belgeselcilere değil, git emniyete konuş, ne konuşacaksan. Aslan. Ya ne zamandır kafamı kurcalıyor. Şimdi sırası değil biliyorum ama sen bu işleri temize çekme konusunda emin misin? Bir mahsurum var. Ya yok da ne bileyim. Bu kumarhanenin rakamları gelmiş. İnsan içi acıyor dayıcığım. Biliyorsun bizim bildiğimiz başka bir yol yok. Babandan da böyle gördük. Ne yapacağım? Bu saatten sonra bizim sigorta girişimizi falan mı? Ben senin derdini anladım. Sen aç kalmaktan korkuyorsun. Ya yok, niye korkuyorsun? Yok, dur. Dinle, beni dinle. Bana bunu açıkça söylesene. Ama şunu da söyle. Hepinizi ne zaman dara koydum? Tamam Aslan, tamam. Anlaşıldı. O deli abi, baksana şuna. Geçen baktık ya bir araba sana, bak çiçek gibisini buldum ya. Müzeye koysan sırtmaz yani, öyle bakmışlar. Bak Ramiz dayının arabası zaten, bildin mi? Çok büyük adam rahmetli ya. Mesela bu benim dijital işte bir tane rol var. Kralı gelse zorlanır. Sen... Dur, dur. Sen bizi mi yazıyorsun lan hala? Hayır abi. Hayır abi, yani ben bambaşka bir şey yapıyorum abi. Efendim? Bambaşka bir şey yazıyorum abi. Böyle bir tetikçi hikayesi. Öyle mi? Aynen abi.
Senin yazdığın senaryo. Senin de yazdığın senaryoyu. Lan bırak! Barışma. Senaryo yok! Böyle bir şey yok. Olur mu? Bak bana. Kendine gel. Tamam. Yapma. Tamam. Yapma. Aptal oğlum benim. Sizin yapacağınız işi abi ortak yumuşasın diye şey yapıyorum ben ya. Evet. Nasıl yapıyoruz şimdi? Böyle direkt çocukluğa mı iniyoruz? Hiçbir yere inmiyoruz Cihan Bey. Daha önce de söylediğim gibi size seans yapmam mümkün değil. İsterseniz başka bir meslektaşımı yönlendirebilirim ama. Olmaz öyle. Yok. Ben sana anlatacağım. Şöyle yapalım o zaman. Ben şimdi bu seansın iki katı vereyim ücretini. Tamam. Hatta bundan sonraki seansı kapatayım. Onun da iki katını vereyim. Anlatacaklarım çok. Lan Cihan, cimrilik etme ya. Bak şöyle yapalım. Ben günü kapatayım. En iyisi. Nasıl? Şöyle bir şey yapalım mı Cihan Bey? Siz o balyanızı alın. Koltuğumdan da kalkın, defolup gidin buradan. Ya. Bak ya. Kadınmışsın doktor hanım. Keşke babam da senin gibi öyle cesur bir doktor olsaydı. Onu iyileştirseydi. Keşke. Eyvallah. Belgeselden mi korktunuz bu kadar? Gerçeklerin arada geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır İskoç. Gerzeklerin de öyle Kamil. Kemal, İskoç. Kemal. Aslanım. Anam nasıl? Kaybetmediniz kadını güne değil mi? İyi iyi, çok şükür yerinde duruyor. İyi. Hadi fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle. Nedir mesele? Ya sen hayırdır belgesel belgesel falan. Amacın ne senin? Sen ne anlatacaksın belgeselde? Kahramanlık hikayelerini mi anlatacaksın? Yok. Gerçek neyse onu anlatacağım. Ya gerçeklerden bu kadar korkmayın. Bugüne kadar herkes hep sizi dinledi, sizi bildi. Bırakın da biraz da biz konuşalım. Dur hele dur. Kimse senin hikayene emin ol dinlemek istemiyor. Bak kimse babamın hikayesini de dinlemek istemiyor. İnsanlar neyi dinlemek istiyorlar biliyor musun? Hı. Depresyona girip kafasına sıkmış eski bir kabadayının ibretlik hikayesini dinlemek istiyorlar. Ama bak bunun sonuçları hepimiz için çok ağır oldu. Bak bizim arka bahçe balçık. Ben şu an o bahçeyi temizlemeye çalışıyorum. Yeşillendirmeye çalışıyorum. Ya bu sistem böyle devam ederse içimizden birisinin sonu da babam gibi olacak. Ha sen bana diyorsan. Ben o arka bahçeye de girerim. Arka bahçeye girmekle kalmam. O kazmayı da oraya çakarım diyorsan çak. Ama ben senin karşında olurum bak bilgim olsun. Aslanım, hayırdır? Peyzaj işine falan mı girdin?
Bahçe, bahçe. Ama ben sana diyeyim, orası öyle kolay kolay yeşillenmez. Nereden biliyorsun dersen, senin vitamin olacağı portakal bile daha olmamışken ben o bahçeye doğdum da oradan biliyorum. Yusuf Soykan senin babansa benim de kardeşimdi. Ayrıca bu yaştan sonra bu bezini bildiğim yeğenimden işlerim için icazet alacak değilim. Aslanım, bu belgesel işi var ya, o da işin lelesi. Bir de bu işin lolosu var. Hadi, kal sağlıcakla, Allah'a emanet. Açsanıza kardeşim yolu ya, işimiz var, gücümüz var. Aslan, Cok, aslan. Aç bakayım, aç şunu aç. Kardeş. Al bunu götür evine. Rahat rahat çalarsın. Yürü lan, yürü. Yürü. Aslanım. Bak bu migren seni yere devirecek. Ben seni eve bırakayım, dinlen, olur mu? Bu halde buluşma evinde. Sence bildirmeli miyim bu durumu? Ya da en azından Aslan'a söylemeli miyim acaba? Çok yeni uyardı beni abisiyle ilgili. Bir şekilde sana ulaşacak olursa anında haberim olsun dedi ve dediği çıktı. Yani bence bekle. Bir kez daha denerse aksiyon alırsın ama oturup da seans yapmadınız değil mi sonuçta? Bir de aileden dışlanmış diyorsun. Şimdi sen gideceksin, söyleyeceksin, bunlardan biri diğerini vuracak filan. Ah Devo ya. Senin ne alakan olur böyle insanlarla? Nereden buldun bunları anlamıyorum ki. Ya Aslan öyle biri değil. Tabii değildir canım. Ama sen yine de böyle bir açıp bakayım, hani kimmiş, neymiş, ne oluyormuş filan, ne bitiyormuş, bakmadın değil mi, demedin? Bakmadım. Evet İlkay'cığım. Soykanların çetelesini çıkarmaya gelmedim ki buraya. Meslektaşın olarak bir fikir almaya geldim. Tamam demin, ben de sana değer veren bir arkadaşın olarak endişe ediyorum senin için. Ne var bunda, çok mu garip? Bak ben seni tanıyorum değil mi Devin? Senin hayatta temsil ettiğini bildiğim ne varsa tam karşısında bu insanlar var. Tam zıttında duruyorlar. Şiddet desem bunlarda, silah desem bunlarda. Bunlar her türlü illegale bulaşmış mafya bir aile Devin. Mafya mı kaldı ya İlkay? Sen aşık oldun değil mi bu adama? Evlenme teklifi de etti mi abimiz? Ben ettim. Değerlendiriyor da. İyi. Ama bu büyük aşkınızla birlikte gelebilecek bir güç zehirlenmesine dikkat et. Onu söyleyeyim en azından ben sana. O ne demek? Yani ne demek? Kendi yardım edemediğini düşündüğün ailenin telafisini soykanlar da arıyor olabilir misin Devin? Şöyle düşün yani. Babaanneyi kurtarıyorsun değil mi? Kurtarıyorsun ve herkesin içinde yapıyorsun. Herkes görüyor. E, abi var diyorsun depresyonda. O kadar insan varken geliyor seni buluyor, beni kurtar diye. Aslan desen yaralı bir tip. Yani sen yaralı bir aslanı tedavi ediyorsun. Hatta terbiye ediyorsun zaman zaman. Şimdi bana söyletme yani, sen de biliyorsun zaten. Bir güç zehirlenmesi getirebilir insan psikolojisinde bu. Üstüne bir de anneyle olan ilişkiniz var ki ayrı bir test konusu zaten bence. Onun senin üzerinde kurduğunu söylediğin baskı ve senin o baskıya göğüs germekten aldığın haz. Sözleşmenin içeriği anlattığım gibi olacak Çağrı Bey. Siz bunları yasal bir zemine oturtun lütfen. Merak etmeyin Hülya. Siz sözleşmeyi hazır edip bana ulaştırın, ben Aslan'la paylaşırım. Haber vereceğim. İyi günler. İyi günler.
Dün gece 55 seansa bedel bir an yaşandı. Ne oldu? Aslan eve bırakıyordu beni. Vedalaşırken öpüşecektik. Kafasını çevirdi. Neden sence? Annesinin kıyafetleri vardı üstünde. Söyle. Yani sırf üstünde annesinin kıyafetleri vardı diye değildir, değil mi? Sen de annesine dönüşme potansiyeli görüyor olabilir mi sence abimiz? Hülya Soykan seni takip ediyor. Ne o, alacaktın mı? Hiç. Haydi gidelim artık. Vallahi biraz daha senin terapine maruz kalırsam kafa göz dalacağım sana. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bu ses tonu terapi diye mi yapıyorsun? Bilmeden yapıyorsan çok antipatik oluyor oğlum. Yapma. Döverler seni. Şimdi Aslan'la mı geliyor ciddi ciddi? Evet. Bence çok yakışacak ortamı. Bu çocuk sevgisini bence abartıyorlar biraz. Keyifler? Keyifler şu an... üç. Onun senden üç parası için çok iyi. Helal. Sana çocuk doğum günleriyle ilgili bilmen gereken en önemli şeyi söyleyeyim mi? Neymiş o? Eğer çocuğun yoksa doğum günlerine asla gitme. Ezgi'ye de söylemek ister misin bunu? Geliyorlar. Kızım nereden buldun sen bunu? Yarın yokmuş gibi yakışıklı herif. Ya Dani, şuna bir şey söyle. Allah, ne diyeyim ki de, o adam resmen haksız rekabeti ya. Devin için buraya bile geldiysen tamamdır. Al ayrını gör. Tamam, coşmayın hemen, tamam. Ezgi ben. Devin'in bu dünyadaki herkesten çok sevdiği en yakın arkadaşı. Aslan. Memnun oldum. Ben de. Kızımızın doğum gününde istediği kostümü bulamayıp onu krizden krize sokan kocam Dani. Eyvallah. Nasılsın, iyi misin? Bu da ailemizin vasat psikoloğu İlkay. Çok memnun oldum. Şimdi şovda yine. Memnun oldum. Eyvallah Aslan. Abi yıldım. Yıldım ya. Sabahtan beri İstanbul'da pelerin arıyorum. Vallahi yıldım ya. Ay yeter bu arada çocukları çektiğimiz ya. Gelin biraz da biz sallayalım sosyal medyayı. Hadi toplanın. Yaklaş yaklaş. Poz verin. Çekiyorum. Ay çok güzel oldu. Aa, bir dakika, Aslan çıkmamış. Bir daha toplanın. Yo yo, ben bakabilir miyim müsaade edersen? Yo, bence gayet iyi çıkmışsınız. Bozmayalım isterseniz, olur mu? Niye? Böyle kalabilir. Ben hemen geliyorum, darlamayın sakın adamı. Hocam nasıl tanıştınız? Uçakta. Niyetler ciddi mi yoksa öyle takılalım bakalım kafası mı? Niyetler gayet iyi. Sizin inşaat üzerineydi değil mi daha çok? Ailesi sıkıntılıdır yalnız, tanıştırdım seni. Efendim Yağmur, işim gücüm var, çabuk söyle ne oldu? Para. Yağmur, daha geçen hayvan gibi para verdim sana. Tamam ama işte o verdiğin paraları bir sıfır daha eklemen lazım. Malum alım gücü çok düştü. Ulan sen içiyor musun bu saatte yoksa? Yok artık, sen benim günahımı almaya başladın ya. Benim önümde köpüklü kapuçin duruyor. Arayı istersen, görüntülü ara. Görüntülü ara istersen gerçekten, ama senin kardeşi sabahtan beri iş arıyor, benim canım çıktı. Sen bana ne diyorsun? Tamam Yağmur, kapatıyorum, hadi hadi. Hadi dur 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 dur. Dur ya, niye kapatıyorsun? İş demişken, bu bizim eniştemiz Aslan Soykan, meşhur voltanın sahibiymiş. Hiç söylemiyorsun. Ne olmuş Yağmur? Ya işte diyorum ki, bir konuşsan da böyle belki sahne falan bir şey ayarlar. Yağmur, benim sinirimi bozma, kapatıyorum. Tamam ablacığım, tamam. Tamam, yaparız tabii. Hadi kapattım. Yeri gelince tanışırlar. Ne bence. Oldunuz? Yediniz iki dakikada adamı, yediniz ya. Yo yo, benden tek bir kelime bile alamadılar. Hatta
Senin bana evlenme teklifi ettiğini bile söylemedim. Ne? Ne, ciddi mi bu? Nasıl, bir dakika? Hadi. Demin, bir dakika, demin şaka mı, gerçek mi? Güzel güzel, bunu hak etmiştin. Bir dakika, nasıl ya? Demin şaka mı, gerçek mi? Gerçek, evet. Dün trafik ışıklarının altında evlenme teklifi ettim. Kızım, şimdi mi söylüyorsun? Çok iyi. Ama çok tebrik ediyorum. Eyvallah, daha bitmedi. Müsaade edersen. Evleniyoruz. Bir dakika, ya konuşmayın. Sen mi evlilik, çünkü ne alaka? Ben daha karar vermedim bu. Yok, bir dakika. Ha, öyle mi? Orasına bakacağız. Yani tabii hocam, sen istediğin kararı bak hocam, ama Devin aklına koyduysa geçmiş olsun diyelim ya. Aynen. Arkadaşlar, bu gece bunu acil kutluyoruz. Hazır annenler de burada. Çakarız çocuğu. Şu tiyatroya gitsek ya bugün işte ya. Allah'ım, taktı tiyatroya ya. Aşkım, sana 100 kere anlattım ya. Oraya tanıdık lazımmış. Araya adam sokmak lazımmış. Olmuyor işte ya. Ya ne varmış bu tiyatroda? Başka bir yere gidelim, ne var? Arkadaş, bir göremedik şu mekanı ya. Ay, illa gideceksin Ezgi. Yani hiçbir şeyden geri kalma. Tamam, siz seçin. Ben karışmayayım. Tiyatro tamam. 4 kişilik rezervasyonumuz hazır. Yuh! Hangi yer hazır? Mekanın sahibi bizim ahbabımız olur. O yüzden kolay oldu biraz. 4 kişilik mi? Sen? Nasıl yani? Bir dakika ya. Bu gece sizi kutlamaya çıkıyoruz. Sensiz mi kutlayacağız? Ben sizden müsaade istesem. Yani yoğun bir gün geçirdim. Yok güzel enişteciğim. O... Sen onu unut. Bu gece bizimsin. Gidiyoruz. Evet, evet. Okudum Çağrı Bey. Yalnız bu nafaka çok yüksek. Bunu yarı yarıya indirin. Yani onun dışında şirketlerimizle ya da mülklerimizle asla pay sahibi olamaz. Hesapları her daim kontrol altında tutulmalı. Bunu da ekleyin. Bir de boşanma durumunda çocuğun velayeti Aslan'da kalacak. Onun izin verdiği zamanlarda çocuğunu görebilecek. Ha, bir de evlilik içinde Aslan'ı aldatması durumunda her yıl için 100.000 dolar tazminat ekleyin oraya. Ha, siz koyun işte Çağrı Bey. En ağır şey ne varsa koyun. Bu sözleşmeyi imzalanmayacak hale getirin. Hadi, yarın bekliyorum. Ne bakıyorsun Leyla? Anne. Sen bu kadar mı korktun Devin'den ya? Hadi kızım, hakikaten işini Allah aşkına. Başkalarına hiç benzemiyor değil mi? Haklısın. Ben de senin yerinde olsam korkardım. Ne diyorsun sen be? Ne korkacakmışım? Madem Aslan'la evlenmeyle kafayı bozmuş, gereken bu yani. Bu ailenin kurallarını bilsin. Senin kocan da imzalamıştı. Şu aynısı. Aynısı mı? Anne ya. Sen alabildin mi Tolga'dan bari 1.700.000 dolarını? Hani her sene için 100.000 dolar diyordun ya. Ah, bak bak, damadına iyi bak. Süslenip püslenmiş. Kim bilir kime gidiyor yine. Kızım, sen 17 sene sonra kocanı mı kıskanmaya başladın? Hı? Ben mi? Tolga'yı mı? Hayır anne. Ben en son eski sevgilimi kıskandım. O da dünyadan ölüp gittiği için. Konuşalım mı bunları? Uzun uzadı ya. Hem Deniz'i iade etmiş oluruz. Ne dersin? Gelin, buradan girmeyelim biz, gelin. Geldim. Kolay gelsin. Kolay gelsin Şişir. Hoş geldiniz. Sağ olun.
Hangi filmde vardı bu sahne? Goodfellas. Bu mafya filmi değil miydi o? Yürek film değil, yürek. Şu an daha iyi. Arkadaşlarımı sevdin mi? Ezgi ile Dani 10 numaralı. İlkay? 3, 4. Bakalım onlar beni sevdiler mi? Onlara sormak lazım. Severler, severler. Sadece yani sosyal medya kullanmıyor olman çok büyük bir dedikodu malzemesi. İnşallah dolandırıcı falan çıkmazsın. Ya bu arada annem bile sosyal medya kullanıyor. Sen nasıl kullanmıyorsun? Annem seni takip mi ediyor? Hem de nasıl? Bütün fotoğraflarımı beğenmiş. En sıkı takipçim. İyi değilsin sen. Ben senin neşeni yerine getirecek bir şey biliyorum. Ne yapacaksın? Şimdi sen bana sevdiğin bir şarkıyı söyleyeceksin. Ya da dur, ben bir şansımı deneyeceğim. Geliyorum. Berbat bir insansın, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama sen de bu yüzden bayılıyorsun bana. Abicim ben mal mıyım? Ben mal mıyım abi? Yazdığımız şey bizimle alakası yok diyorum. Yemin ediyorum yok ya. Ya Eko. Sen yalan söylemesen aslında çok dürüst bir söylüyorsun. Ya ben ona abim bilmişim ya. Abim bilmişim. Bak şurada gelsin öl desin. 2 saniye düşürürsem şerefsizim biliyor musun? Ekrem abi. Sen bütün gece burada kafamı... Onu desene bana. Ben bu muameleyi hak etmiyorum abi. Onu diyorum. Tamam kırgınım bak yalan yok abi. Vallahi kırgınım. Benden bu kadar. Ben eve kaçar. Hanım bekler. Güle güle dön. Git abi. Git abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Aslan Bey'in baldızıyım diyorum kardeşim sana. Sen açık tutsana benim hesabımı. Halledeceğiz sonra. Sonra. Güzel geceler olsun. Kim çıkıyor burada sahneye? Hı? Benim sahnem çok iyidir ha. Kim yetkili burada? Benimle görüş. Hatta istersen bize gidelim. Orada sen söylersin ben de seni dinlerim sabah kadar. Anlamadım. Diyorum ki bize gidelim. Ne kadar söyleyeceğim. Anladın mı?
Geç, geç. Alın götürün. Seni. Bakın, al onları. Al bırak. Bırak. Sen yürüsün. Bırak beni. Al bu kızı götüreyim ya, bırak. Reklam etsin. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hanımefendi tamam dedik, sakin olun. Şöyle buyurun. Ben eşlik edeyim size. Buyurun. Yok bir şey. Tamam, kapatalım kameraları. Buyurun, oturun. Yok bir şey. Düzeltin masaları. Masaları düzeltin. Buyurun hanımefendi, buyurun. Bir bitmediniz şerefsizler. Ben siz gideceğiniz yere kadar ya, bırakayım. Ya kalkın, bana para teklif ediyor ya. Ve eskort buyum lan ben. Estağfurullah. Bana para teklif ediyor. Sizin mekanınız. Ne biçim herif benim mekanınız. Biz de herkesi bilemiyoruz yani. Herkes o nasıl? O şerefsiz yine evladınız. Anladım. Nereden aldın? Ablacığım bir dur ağzımızı ya. Dudağın kanıyor. E sen yaptın. Hani yumruğunuz denk geldiyse o ara. Bu önemli değil. Araban Manisi. Aslan çıkalım mı? Aslan. Aslan. Hadi canım gidelim. Hadi gel. Ben eşyaları al. Hadi canım. Hadi gel. Devin, bir şey gidiyoruz. Nereden? Devam. Sen ne iş yapıyorsun Volta'da? İşletme gibi aslında. Ama esas sevdam edebiyattır yani. Şimdi bir senaryom var, onu satacağız işte inşallah. Bakalım. Senaryo mu yazıyorsunuz? Dijitale. Öyle bir şey yaptık. Hayallerimiz de mevzularımız kadar derin. Mal dövmeci ya. D'yi bitişik yazmış. Yani ben en azından gidip bir kesme işareti falan attıracağım da işte zaman bulamıyorum. Yoksa şey yapacağım yani.
Siz ne işle meşgulsünüz? Ver aklıma bomboş gidişlerin, bilemem manasını hüzünlerin. Yine sevmeni, yine beklerim. Sen kaşın gözün ne güzel ya. Kalemle çizilmiş gibi maşallah. Böyle hafif bir kırılık var ama. Nasıl? Bunun estetik mi sen? Yok valla tabi. Adın ne? Ekro. Ekrem. Eko. Pardon. Pardon. Bu böyle yapıyor arada da ben şimdi hemen halledeceğim bunu. Ben şimdi hemen bunu hallederim ya. Bir bakayım gelin. Ben hemen hallediyorum şimdi. Şimdi kendine gelir. Ama ben dedim değil mi sana? Daha bugün dedim değil mi sana ben? Ha? Senin böyle şehir eşkıyalarıyla ne işin olabilir Devin? Ne işin olabilir ya? Berkay tamam. Abi tamam bilmeden etmeden şimdi. Neyi bileceğiz daha? Neyi bileceğiz daha abi? Adamı öldürdü belki psikopat, onu mu bileceğiz? Ha siz kör müsünüz? Güvenliğin ne yaptığını gördünüz mü? Ayıracaklarına geldiler, adamın etrafına duvar oluyorlar. Sağ çeker misin? Aslan öyle biri değil diyor bir de bana. Ezgi sağ çeker misin? Ah, gördün değil mi nasıl biri olduğunu? Şimdi git evlen bakalım bu adamla. Nasıl evleniyorsun? Ezgi bakalım. Sağ çeker misin ineceğim? Çek sağ. Devin. Devin. Bırakın kendi haline tamam. Neredesiniz siz? Tamam, başın durun ha. Eve göndermeyin sakın. Leyla ve çocuklar sakın görmesin. Tamam. Thank you.
Aslan. Derin, git buradan. Senin için söyle. Söyle canım. Bak, isteyerek yapmadım, tamam mı? Senden özür dilerim. Beni affet. Bırakma. Merak etme. Çok az kaldı babaanneciğim. Hadi bir sürü işimiz var uyumadan. Babaanne hadi. Tamam. Ceylan. Anne yok yapamıyorum yani olmuyor. Bu nasıl bir ceza ya? Tamam, çık sen. İlacını da. Tamam. Niye rahat bırakmıyorsun çocuğu? Ne çocuğu anne? Kazık kadar kız oldu Ceylan. Anlamamazlıktan gelme Hülya. Aslanı diyorum. Hadi gel, saçını tarayalım, gel. Oğlan mutlu. Gözlerinden gördüm. Rahat bırak oğlanı da kızı da. Sen bizi rahat bıraktın mı anne? Senden başka kadının oğlanı mutlu etmesi canını yakıyor. Hemen öyle ya. Bir daha seni asla hayatta öpmeme vermeyeceğim. Sakın bana tutamayacağın sözler var mı? Ben her şeyi bilerek seninle beraberim Aslan. Seni, aileni bilerek geldim sana ben. Şimdi sana burada terapi verecek değilim. Ahlak dersi verecek hiç değilim. Hatta yani emin ol bazen birilerinin dayak yemesi gerektiğini de düşünüyorum bu arada. Ama şuna daha fazla emin ol ki ablanın aldatılması ablanın sorunu. Seni zerre kadar ilgilendirmez. Zaten o da biliyordur. Merak etme. Hatta sen de biliyorsundur. Zaten sinirlendiğin şey ablanın aldatılması değil ki. Herkesin gözü önünde yaşanması. Ailemizin itibarını böyle ulu orta bu şekilde davranarak nasıl beş paralık eder diye düşünüyorsun. Ama Aslan, kimsenin itibarı bir başkasının yaptığıyla beş paralık olmaz. Tolga'nın ablanı aldatması onu beş paralık eder. Senin onu öldüresiye dövmen de seni beş paralık eder. Vay arkadaş. Öyle ölmem füze atsaydın benim. Nasılmış adamın durumu? Yaşayacak kadar işte. O da ona fazla bile.
Sana yıkılmayacağımı garantisini veremem bak bir kere daha. Ama seni kendimden ve ailemden koruyacağımın garantisini her ne pahasına olursa olsun veririm. Ben seni kendimden koruyacak kadar sana aşığım. Kamyon al da arkasına hazır bari bunları boşa gitmesin. Ya bak. Fırlama ya. Sana bir soru. Hı. Aşağıdaki camdan ne istedin? Ne günah vardı ki o? Sus artık bir bakayım sen hadi. Aferin Zeyno. Ya Ceylan şu yeni süpürgeyi getirsene lütfen. Abla önce bir silselerdi. Hayatım sen getir. Merak etme bu süpürge ıslak kuru her şeyi aynı anda süpürebiliyor. İyi. İşte bu kadar. Keşke her şey bu kadar kolay temizlenebilseydi. Oho, masaya bak. Günaydın. Günaydın. Mükemmel bir kuş sütü eksik orada. Ben hemen 10 numara. Eline sağlık. Yani seninki kadar iyi olmasa da. Yok yok, mütevazılık etme. 10 numara. Hadi evlenelim. Bir erkeği ancak ailesi adam eder. Kendine bir aile kur Cihan. Çocuk sahibi ol. Seni adam edecek doğru kadını bul ve onu soykan yap. Soykan. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Hiç. Yeni uyandım. Onu anladım. Ne yapıyorsun? Hiç. Bir şey yapmıyorum. Dolapta yumurta var mı? Omlet yapayım sana. Babamın ceketi. O arkanda sakladığın ölmeden evvel bana yazdığı son mektup. Yani babanın oğluna ölmeden önce söylemek istediği son sözler. Önemli yani. Yani özel. Çok özel.
yalanlamadım yemin ederim. Yalan söyleme! Ver. Aysel. Cihan gerçekten okumadı. Ya bir sus ya. Bir sus. Bu dünyada tek istediğim şey var. Dinlenmek. Dinlenmek. Birinin beni dinlemesi. Çok mu zor? Hı? Özür dilerim. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Hiç. Müstakbel karıma bakıyorum. Devin Soykan. Harika. Vallahi harika. Devin Akın Soykan olacak o ama... Damadın durumu nasıl? Birinci az dişi, ikinci az dişi. Elmacık bir de burun. Çene? Çene sağlam. Ben buradayım. Hallettin mi? Hallettim. Eko abi hayırdır? Selam sabah yok, küs müyüz? Yok abi, çocuk muyum ben? Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Atilla Bey'e geldik. Tabii ki, hemen ben haber veriyorum. Güzel ve cömert teklifi neye borçluyum dostum? Amcanla yaptığımız ortaklık yüzünden değildir umarım. Vallahi teklifim sana son teklif. Anlaşma gizli tutulacak. Basına veya herhangi biri kesinlikle çıkmayacak. Buradaki faaliyetler tam hızıyla devam edecek. Kesinlikle onlara da karışılmayacak. Yani bence fiyat son derece hakkaniyetli bir fiyat. Özellikle şu günlerde bu kanalın ve gazetenin durumunu da göze alırsak... kesinlikle hakkaniyetli bir fiyat. Sen tamam dersen... helalleşirsek... biz bu işi bitiririz. Demezsem. Dostum sana amcamla benim aramdaki farktan bahsedeyim mi biraz? Lütfen. Ben iş adamıyım. O değil. Yani bak yarın öbür gün sen kanalından gelirsin, böyle içeri odana girersin. Koltuğuna oturmak istersin. Bakarsın ki o koltuk dolu. Kim oturuyor koltukta? İbrahim Soykan. Sana da oturacak tek bir yer vermiş. Evet.
Şimdi biz de boş adamlar değiliz Aslan. 30 sene medya sektöründe devrilmeden ayakta kalmak kolay bir şey değil, takdir edersin ki. O yüzden İbrahim olur, başka bir soykan olur, başka biri olur, fark etmez. Biz de gerektiği zaman gerekeni yapmasını biliriz. Tamam mı? Sen beni önce evimde tehdit ettin. Şimdi geldin böyle ofisimde aynı usulüple beni tehdit ediyorsun. Nasıl yapalım? Yapma dostum, yapma. Bak çok ayıp konuşuyorsun. Eğer amcamı şu kadarcık tanımış olsaydın, seni tehdit etmediğimi, seni dostça uyardığımı anlardın. Yani dünyadan haberin yok senin. Bir de medyacı olacaksın sen. Biz amcanı gayet iyi tanıyoruz. Merak etme dostum. 7 kuşaktır haberciyiz biz. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ayrıca İbrahim Soykan'dan da korkacak değiliz. Tamam. Ondan o kadar emin olma. Titrek İbo'ydu değil mi lakabı? Titrek İbo. Nasıl bir lakap ya? Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Titrek İbo. Çok iyi. Ya hapse girmekten korkan bir kabadayının nesinden korkayım dostum ben? Senin baban onun yerine içeri girdi, namı yürüdü. Amcam da İbrahim Soykan'dı, İbo oldu. Titrek İbo. Bak adamın bütün derdi kendi geçmişindeki bu korkaklığını kapatmak. Ben de ona bu ortamı sağlıyorum yani, bu kadar. Hepsi bu. Ama biz belgeseli çekeriz. O sırada ne anlatır? Sizin hakkınızda ne söyler? Aile hakkında ne der? Ama o da sizin probleminiz dostum. Beni ilgilendirmiyor. Neye düşmeli? Düştün lan. Düş. Nasıl düş? Düştü. Şekerim düştü de dayıcığım. Ben senin Allah'ına kulla. Abi kadere bak, dünkü ilandakinin aynısı ha. Allah Allah. Vallahi. Güzel arabaymış. Çok güzel araba abi. Ya Allah kaza bela vermesin sahibini. Amin. Güzel baba dua istedi. Nurlar da yatsın. Tamam. Sen nereye gidiyorsun hayırdır? Arabaya abi. Sen arabaya marabaya binemezsin. Biz de gelmiyorsun. Senin şu tribini mi çekeceğim ben? Abi yok tamam, ne tribi, gözünü seveyim. Ne yapayım, dolmuşa mı bineyim ya? Ben senin bu suratını çekemem. Sen bizimle gelemezsin. Al buna bin. Al buna bin. Nasıl bu? Al buna bin oğlum. Nasıl bunu abi? Senin de oğlum araba.
Beğenmedin mi lan yoksa? Bu senin dün baktığın araç değil mi? Abi... Kurban olayım abi. Kafaya mı, benim mi araba? Bana bak. Gel buraya gel. Sen benim kardeşimsin. Tamam, senin tırnağına zarar gelsin istemiyorum. Al bu arabayı güle güle kullan. Kazasız belasız. O eskisini de götürüver oğlum burada cihana. Arabamı. Hadi. Sana bir şey soracağım, delikanlı gibi cevap ver. Tamam. Ne kadar zamandır görmüyorsun? 10. Ulan Tugi. Ulan Tugi. Günaydın Ayça. Var mı arayan soran? Merhaba Devin Hanım. Yok, sadece bir misafiriniz var. Yakınız olduğunu söyledi. Odanıza geçti. Allah Allah. Hülya Hanım. Nasılsın Devinciğim? İyiyim. Teşekkürler. Ne güzel sürpriz bu. Yakınlarda bir işim vardı. Hem seni göreyim dedim, hem kıyafetlerini teslim edeyim dedim. Zahmet etmişsiniz. Sağ olun. Sizinkiler de burada. Evet, gördüm. Senin yerin miydi burası? Oturdum ama. Öyleydi. Önemli değil ama. Herhalde kliniğin yerini de Aslan söyledi. Yok, biliyordum. Siz nasılsınız Hülya Hanım, görüşmeyeli? İyiyim, çok iyiyim. Bugün vakıfta öğle yemeği yedik arkadaşlarla. Hepsi size tebriklerini ilettiler evlilik kararı ile ilgili. Öyle mi? Sağ olsunlar. Tabii işlerinde kötü niyetliler de vardı. Nasıl yani? Mesela bu kararın çok hızlı alındığını düşünenler var. Bir diğeri de galiba sana torun geliyor dediler. İşte insanlar öyle, fesat olabiliyorlar. Ama ben ağızlarının payını verdim, merak etme. Çok iyi yapmışsınız Hülya Hanım. Ağzınıza sağlık. Ay, Ayça da sormayı unutmuş. Ne içersiniz? Ne ikram edelim size? Biz seninle böyle karşılıklı kahve içelim. Benimki sade olsun. Tabii, hemen. Ayça'cığım, bize bir Türk kahvesi. Bana da bir ıhlamur lütfen. Tabii Devin Hanım. Teşekkürler. Aslında buraya geliş nedenim senden özür dilemek. Dün gece senin yanında bir vahşet yaşanmış. Aslında bu yaşananlar senin dünyana ait bir şey değil kızım. Ha, bu yüzden ben oğlum adına senden özür dilemek istiyorum. Önemli değil Hülya Hanım, hiç önemli değil. Biz Aslan'la konuştuk, hallettik zaten. Merak etmeyin. Pardon. Sözleşmeyi şoförünüze teslim ettim Hülya Hanım. Aslında Tolga hiç fena bir çocuk değildir ama bizim hayatımız alışamadı bir türlü. Soykan olmak kolay bir şey değil. Aslan bahsetmiştir gerçi ailemizden, kurallarımızdan. Bahsetti değil mi? Yok. Hiç böyle şeyler konuşmadık. Biz Aslan'la daha çok bizi mutlu edecek şeyleri konuşmayı seviyoruz Hülya Hanım. Alo amca. Nasılsın? Müsait misin?
Müsaitim, müsaitim. Yengenle balık yiyoruz. Sarıyer'deyiz. Aklı gel. Yo yo, Volta'ya geldim ben. Size afiyet olsun. Ne diyeceğim sana ben? Söyle. Ama bak yine keyfimizi kaçırma. Dün o meseleyi konuştuk, kapattık. Tamam. Hah, işte ben de tam ondan bahsedeceğim sana. Amca, bu belgesel meselesi vardı ya. Sen haklısın. Ben o meseleyi çok fazla gözümde büyütmüşüm. Ha şöyle. Aslan, sen fevrisin. Aslında az biraz düşünsen amcanın yoluna geleceksin. Aynen, aynen. Bak sana ne göndereceğim? Bir şey göndereceğim şimdi. Sen ona bir bak, belki onu belgeselle kullanabilirsin. Geldi bir şey, ne bu? Ona sonra bakarsın, konuşuruz, tamam? Yengeye selam söyle. Başına, başına. Pardon güzelim. Biz amcanı gayet iyi tanıyoruz. Merak etme dostum. Yedi kuşaktır haberciyiz biz. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ayrıca İbrahim Soykan'dan da korkacak değiliz. Hop. Ondan o kadar emin olma. Titrek gibi oydu değil mi lakabı? Titrek gibi. Nasıl lakam bu ya? Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Titrek gibi. Ya hapse girmekten korkan bir kabadayının nesinden korkayım dostum ben? Senin baban onun yerine içeri girdi, namı yürüdü. Amcam da İbrahim Soykan'dı, İbo oldu. Titrek gibi. İbrahim, iyi misin? İyiyim. Bugün var ya, aşırı güzel bir gün. Ben seni daha fazla işine alıkoymayayım. Yemek işini geciktirmeyelim, olur mu? Hatta annenle kız kardeşine de tanışmak isterim. Kardeşinle görüşmüyordun galiba. Yo, görüşüyoruz. Bu aralar birlikte yaşıyoruz hatta. Nasıl? İyi mi? Biraz gencecik de kız. Yağmur gayet iyi. Hülya Hanım, sağ olun. Sizin de görüşmediğiniz bir oğlunuz vardı değil mi? Cihan mıydı adı? Neden Cihan'ı sordun? Yoksa buraya mı geldi? Niye gelsin ki? Aslan'ın hayatındaki kadınlara bulaşmayı pek severdi. Ne amaçla? Onu ona sormak gerekiyor. Her ailede bir kara koyun vardır Devincim. Bizimki de Cihan. Senden ricam, eğer sana ulaştıysa ya da ulaşırsa sakın ama sakın Aslan'la paylaşma bunu. Yani kızılca kıyamet kopar. Beni ara, benimle paylaş. Ben sana yardımcı olurum. Desteğiniz için çok teşekkürler Hülya Hanım. Ama konu ne olursa olsun benim Aslan'dan bir şey gizlemem mümkün değil. Doğru zamanı bekler yine de söylerim. Yine de yani söylediğiniz gibi bir şey yaşanırsa da Aslan'la aramızı çözebileceğimize inanıyorum. Siz endişe etmeyin. Oğlumu benden daha iyi tanıyor gibisin. Kendimi sizden iyi tanıyorum diyelim. Kahve için teşekkürler. Rica ederim. Bunları takdim edeyim. Çok teşekkürler. Bu da sizin. Buyurun. Al. İnsan bu odada kendini yenilmez hissediyor olsa gerek. Gerçi haklısın. İnsanlar sana ruhlarına emanet ediyorlar. Yani kim olursa olsun her şeyin üstesinden gelebileceğini zanneder. Kim olsa kendini yedi cihanın hakimi sayar. Psikolog olmak için yeterli bir gerekçe sanırım. Bilmem. İlginç olabilir tabii ki. Hiç öyle düşünmemiştim.
Benim daha basit bir gerekçem vardı sanırım bu mesleği seçerken. Öyle mi? Neydi? İnsanları ailelerinden koruyabilmek. Sizi geçireyim Hülya Hanım. Görüşürüz. Hülya Hanım ne demek? Çağrı Bey'den dosyayı aldım Hülya Hanım. Bugün güzel bir gün. Bugün çok güzel bir gün. Bu ne? Anne! 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 Anne yeter artık, yok ben beceremiyorum. Abi ya bak bir bakıcı falan tutalım. Çekin Ceylan, şimdi değil. Ya ben yapamıyorum diyorum. Ceylan. Neyini anlatamıyorum size? Abla bak eğer mecbur kalmam... Karı koca arasına girmemeyi öğrenemedim bir türlü. Bir de bana dersin. Taraflar arasında imzalanacak evlilik sözleşmesine göre evlilik sonrası edinilen mallar malı edinen kişiye ait olacaktır. Tarafların boşanması durumunda devin akını ödenecek nafaka bedeli devin akın bu nafaka bedeli dışında herhangi bir tazminat talep etmeyecektir. Devin akının banka hesapları her daim kontrol altında tutulacaktır. Boşanma durumunda çocukların velayeti baba Aslan Soykan'a bırakılacaktır. Anne devin akın çocukları baba Aslan Soykan'ın belirlediği vakit ve zamanlama içerisinde her ne olursa olsun... Kişisel algılamıyorsundur umarım, yani standart prosedür bu. Bu ne ya? Bu nedir ya? Aslan,
Yani evlensen bile 3 ay sonra boşanacağın biri için annenin kalbini kırma istersen oğlum. Ben sadece senin iyiliğin için uğraşıyorum. Benim iyiliğim için mi uğraşıyorsun? Eğer bak gerçekten benim iyiliğin için uğraşıyorsan ya artık kurban olayım ya. Elin eteğini çek benim hayatımdan arkadaş. Tolga zamanında bu sözleşmeyi imzaladığında sesin hiç çıkmamıştı. Yani şimdi bu ne ikiyüzlük? Tolga'dan ne fark var senin devininin? La havle ve la... Tolga'nın ne farkı mı var? Tolga şerefsizin teki be! Anladın mı? Farkı bu. Sen istiyorsun ki böyle her şey senin kontrolün altında olsun. Her şey Hülya Soykan kanunları içerisinde olsun. Ya bir de 3 ay ömür biçmiş benim evliliğime. Bak hele sen ya. Ya ödün kopuyor değil mi? Ödün, ödün. O saltanatın bir gün gidecek diye elinden, he? Böyle birisi gelip o gücü elinden alacak diye, o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor değil mi? Ya bak ya, bak şuna bak ya. Bak, bak bu sensin ha. Bak pırıl pırıl, bak. Bak tertemiz bir kız, bak. Bak kim der onun bir gün kalbi katran karası olacak, karalar bağlayacak, kim der ya? He? Ama bak sana kızmıyorum ha. Ben sana kesinlikle kızmıyorum. Ben babama kızıyorum. Bak suç benim babamın. O soykanların lanetinden seni çekip çıkarsaydı, gerek yasaklarla gerek kurallarla seni çekip alsaydı bugün bu durumda olmazdı. Geçmiş olsun gerçi de. Peki oğlum. Babanın yapamadıklarını sen yaparsın. Ama dikkat et. Devin senin kurallarına uyabilecek biri değil. Ya sen rahat ol. Benim koymuş olduğum kurallar ailemi devinden korumak için değil, devini ailemden korumak için olur ancak, anladın mı? Bak şu kız var ya, şu kız. Bak dikkatli bak. Bu kızın yaşadığı şeyleri asla yaşamayacak devin. Tamam. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Şimdi karşılıklı bakışın birbirinizle. Bak bakayım sana ne diyecek o kız. Alo Çağrı Bey. Elinizdeki bütün işlerinizi bırakın, yarım saate voltada olun. Aslan Bey, şimdi Hülya Hanım rica edince... Ben o yüzden hazırladım bu sözleşmeyi. Yani demek istediğim benlik bir durum değil. Yani şunu söylemek istiyorum size. Tamam Çağrı, senlik bir şey yok. Neticede benim versiyonumu ilerleyeceğiz, bu kadar. Tamam Aslan Bey. Nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi. Geldin mi benim ölümçeklere? Geldi abi, hemen hazırlıyorum. Eyvallah. Geliyorum ben de. Tamam abi. Hadi. Recep abi. Ne baktın kardeş? Bir şey mi lazım? Ya ben belamı arıyorum. Bana öyle temiz bir dayak lazım. Lan bir yürü git. Akşam akşam bela çıkarma. Öyle değil ya, ticaret gibi düşün. Ben şimdi size para vereceğim. Siz de beni döveceksiniz. Öyle yani. Recep abi. Sıkıntı mı var abi? Yok bir sıkıntı kardeş. Bir anlaşma yapmaya çalışıyorum da. Yani ben size para vereceğim, siz beni döveceksiniz. Ne diyor lan bu? Yalnız erkek sözü vermeniz lazım. Öyle kafaya yüze falan vurmak yok. Korkuyor insanlar, konuşmuyorlar sonra. Tamam mı? Anlaştık mı? Sen ne bakıyorsun hala mal mal? Lan! Baba! Yüze vurmak yok. Ah!
Kafaya vurmak yok demedim mi lan? He? Erkek sözü demedim mi? Buyur abi. Eyvallah. Al kardeşim. Seninle olan işi konuşuyorum, halledeceğim. Arayacağım seni. Eyvallah abi, sağ ol. Teşekkür ederim abi. Onlar içeride bir saat avukatla ne konuştular? Ben onu çok merak ediyorum. Sen bir şey bilmiyorsun değil mi? Yok, girmem. Ama keyifsiz çıktı. Neyse, çıkar kokusu. Kankacığım, ne yapıyorsun lan? Buyur Eko. Ne diyeceğim sana? Bu yaşam burada mevzu çıkaran kız var ya. Deli a... Dur lan, hemen yapıştırma deli meline. Ne oldu Eko? Sıkıntın ne? Bir sıkıntım yok oğlum. Ne sıkıntım olacak? Sen bu kızın adını bir şey biliyor musun? Bir şey dedim, sana soracağım. Aslanım baldızıyım dedi de... ya hesabı ödememek için uydurdu... ya da bu Aysel manyağının kardeşi falan. Ne diyorsun ya? Aysel değildir lan. Aysel'le... Gül gibi kızın Aysel'le ne alakası var oğlum? Nereden şey yaptın sen ona? Sen hayırdır Eko? Oğlum sen hayırdır lan? Sorgu meleği gibi iki muhabbet ettirmedi. Diyor seninki yine hadi. Vay arkadaş. Ne yapıyorsunuz abi? Yalnız ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu İbo gündüzü ne yaptı acaba? Vallahi onu ben de çok merak ediyorum Kirve. Oğlum çarşı pazar karışır abiler ha. İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar Atilla Bey. İbrahim abi, hoş geldin. Haber de vermeden geldin ama hoş geldin yani. Asıl sen hoş geldin Ati. Hele dur. Nasıl diyor şu Z kuşağı? Ha. Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gül getirdim sana. Siyah gül. Geçen ufaktan bir ayılık yaptım yani. Özür mahiyetinde. Bak bunlar çok narindir ha. Bunun bir böyle yaprağını kopar. O dakika hemen rengi değişir ha. Arafta kalmış çiçekler işte. Buna bakmış birisi, demiş ki umut var bunda. Biri bakmış bana. Ölüm var bunda. Artık devamlı polise anlatırsın. Yapma. Bak görmüyor musun? Ölüme ne kadar yakınız ya. Ya şu güzellik var ya, suya soksan bunu anca iki gün yaşar. Anlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi ölümü? Hiç mi? Düşünüyorsundur tabii ya. En azından meslek icabı. Ne istiyorsun benden? Tek bir şey. Ölmeden önce birisinin beni dinlemesini istiyorum ama. Ama öyle... yalandan değil ha. Harbiden dinlemeni istiyorum yani. Gerçekten. Doktor.
Ne olur ya. Ne olur. Tamam. Tamam. Yani merak etmiyorsun. Soykan ailesinin küçücük bir çocuğu defalarca ateş atmasını. Hı? Hiç mi merak etmiyorsun? O küçücük çocuğun o ateşte yavaş yavaş yanarken mecburen o ateşi ne kadar sevdiğini. Hı? Doktor. Ben öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Ben... Burada bir şey, burada ya. Mıh gibi böyle bir çivi var sanki burada. Canım acıyor doktor. Canım acıyor. Neden ben? Niye bir başkası değil de ben? Çünkü yasağız birbirimize. Ben sana yasağım, sen bana yasaksın. Öyle değil mi? Ben seni kimseye anlatamam. Sen beni kimseye anlatamazsın. Ha? Öyle değil mi? Bundan hala sebep mi olur? Tamam bak. Hemen bir şey söyleme, karar verme, tamam mı? Ama ne olur, ne olur biraz düşün. Düşün. Bak seni beni geç. Etrafımızdaki herkesi geç. Sadece bir şey düşün. Bak bir ruh. Bir ruh. Senin sayende öte tarafa huzur içinde gidebilir. Bütün dinler bunu yazar ya. Bütün kitaplar. Düşün ne olur. Tamam mı? Kusura bakma bu arada, korkuttuysam. Hayırlı akşamlar. Açıl, şef geliyor. Oo, camı yaptırmışsın. Doğrudur. Sen de Ezgi'yi çiçek yollamışsın. Doğrudur. Ya sen bana pilav mı yaptın ya? Biraz dibi tuttu ama ketçaba güveneceğiz artık. Ne haber? Nasıl geçti günün?
tuhaf başladı. Daha da tuhaf devam etti. Şimdi düzeldi ama. Senin? İyi başladı. Kötü devam etti. Şimdi düzeldi ama. Aslan, benim sana bir şey söylemem lazım ya. Dur dur, bunlar pek ayrı alamet değildir. Sen ne zaman bir şey söylemek istesen... ...yine mi ayrılacaksın yoksa benden? Ha? Yok, bugün değil. Ne peki? Dur, dur ya da bir şey söyleme. Allah Allah, niye bu kadar çaldı ya? Pardon. Pardon. Bir şey mi oldu? Yok. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey ya. Bir danışanım da. Şunu bir halledip hemen geliyorum. Bir şey istiyor musun mutfaktan? Yok ya, ne getirsen getir. Doktor, ben Cihan Soykan. Numaram bu. Kararını bekliyor olacağım. İyi geceler. Hazırlattı bu sözleşmeyi. Evet evet, okudum. Gerçi maddi bir yaptırımı yok bunun. Bu maddeler bir kadın için çok gurur kırıcı. Ama bu kız bunları kabul edecek biri değil. Sağ olun Çağrı Bey. Sağ olun, kolay gelsin. Bu sözleşme bizim mi Aslan? Bu evlilik sözleşmesi bizim mi Aslan? Evet. Bizim. Ama bu... Bu sözleşme tamamen seni korumak için. Beni korumak için. Evet, tamamen seni korumak için. Bak şimdi, okursan. Okuyorum. İş bu sözleşmeyle Devin Akın Soykan ailesine ait olan iş yerlerine kesinlikle girmeyeceğini kabul ederken... Devin, bir saniye dinler misin? Devin Akın Soykanlara ait hiçbir iş kolunda çalışmayacak. Bir saniye beni dinler misin? İş toplantılarına katılmayacak. Bir dakika dinler misin beni? Bir saniye. Evlilik süresince kendi mesleğini icra edecek. Sağ olsun. Aslan Soykan'ın ölümü halinde Soykan ailesinden geri çekilecek. Evlilik süresince sosyal medya hesaplarında Soykanlarla ilgili hiçbir paylaşım yapmayacak. Annenin işi değil mi bu? Hayır, değil. Senin işin yani. Thank you.
Peki. Doğacak çocuğun ömür boyu tıpkı Devin Akın gibi korunması ve aile işlerinden uzak doğacak çocuğun mu ya? Bak sakin olursan burada ben sana anlatacağım. Benim iyi niyetimi görürsün. Bunu bir sakin sakin okur musun? Doğacak çocuğun mu ya? Bak zannettiğin gibi değil. Sen benim çocuk isteyip istemediğimi ne ara sordun bana? Ha? Okur musun? Bu sözleşmenin maddiyatla falan kesinlikle alakası yok. Oku, devam et. En sevdiğim yerine geliyoruz. Bu sözleşmeden herhangi birine bahsederse ya da bu sözleşmenin açığa çıkması durumunda bu evlilik Aslan Soykan tarafından sonlandırılacaktır. Kimsin sen ya? Kimsin ya sen? Kimsin? Bak benim canımı sıkma. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun? Senden hala can sıkan mı var burada? Ne bu? Bu ne bu? Anlatmaya çalışıyorum sana zaten. Dinlersen. Kimsiniz ya siz? Kimsiniz ya? Soykanlar da soykanlar. Ne soykanlarmış ulan? Öyle. Aynen öyle. Ne oldu? Ne sandın? Sen bana demedin mi bu ilişkiye girmeden önce ben her şeyi kabul ederek geldim diye? Söylemedin mi? He? Eğer bu sözleşmeyi imzalarsan bir, soykan ailesi hakkında hiçbir bilmeyeceksin. İki, bilmediğin için yalan konuşmak durumunda da kalmayacaksın. Üç, yarın öbür gün soykan ailesini korumak için polise, hakime, savcıya, bizim hakkımızda herhangi bir... Sözleşme koruyacak beni öyle mi? Benim korunmak istediğimi kim söyledi sana ya? Kim söyledi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Kim söyledi? Sen istesen de istemesen de bu böyle olacak. Çünkü ben seni soykan soyadını lanetinden korumaya çalışıyorum ya. Ya hadi bir oradan ya. Sen beni bir hayalete dönüştürmeye çalışıyorsun. Beni görünmez kılmaya çalışıyorsun. Sen beni hiç mi tanımıyorsun ya? Benim bu sözleşmeyi imzalayacağımı nereden çıkarttın? Bana bak. Bana bak. Hiç mi tanımıyorsun beni? Soykanların aslanı ya. Soykanların aslanına bakın hele. Sen ne çeşit bir empati yoksunu, bir narsist çıktın ya. Ya bana bak, terapi yapmayı bırak. Burası terapi yeri değil ha. Bırak şu seansı. Öyle mi aslan? Al o zaman. Bunu mu yapayım? Ulan Allah'ın manyağı. Ya sen manyaksın kızım. Ben seni korumaya çalışıyorum kızım. Güç zehirlenmesi yaşayıp anneme benzemeni istemiyorum. Ha şöyle ya, şimdi oldu. Sen niye bana bunu daha önceden söylemiyorsun ki ya? En büyük korkum, tek korkum anneme benzemen. Niye demiyorsun daha önce? Aslan, ben senin annen değilim. Bu saatten sonra da neyim onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun Devin. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem.
savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler.